sevgili anneler. Biz Kaan'la beraber çeşitli atölyelere katıldık. Kaan'ın en sevdiği atölyelerden bir tanesi müzik atölyesi oldu. Şimdi Zeynep Hanım'dan müzik atölyesiyle ilgili birkaç tane bilgi alacağım. Merhabalar Zeynep Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Hanım, müzik atölyesine bir bebek ya da çocuk ilk kaç aylıkken katılabilir? İlk 12 aylıkken biz başlatıyoruz müzik atölyemizde. Ritim duygusuyla birlikte çocukların ilk tepki verdiği atölyelerden biri müzik atölyesi. Çok keyif alıyorlar. Vurmalı çalgılarla birlikte başlıyoruz. Evet. Daha sonrasında diğer enstrümanlara yönlendiriyoruz. Yani ben müzik atölyesine katıldığımda Kaan gerçekten çok beğenmişti ve uzun bir süre devam ettik. Müzik atölyesini çok seviyor. Şimdi ben hani Kaan'ın acaba bu konuda yeteneği var mı yok mu, o yüzden mi seviyor diye merak ediyorum. Hani bir bebeğin müziğe ilgisi olduğunu, yeteneğinin olduğunu ilk ne zaman fark ederiz? Yeteneğinin olduğunu 2 ile 5 yaş arasında fark ederiz. Bunu genellikle annelerin gözlemleri ve eğitmenlerin gözlemleriyle biz karar veriyoruz. Daha doğru oluyor. Bu şekilde. Evet, peki müzik atölyesine katılan bir çocuğun hangi özellikleri gelişiyor, neler destekleniyor? Yani benim çocuğuma müzik atölyesinin ne gibi bir yararı var? Ritim olduğundan dolayı, ritim ileriki okul öncesi için ve okul dönemi için çok önemli. Ritme kulak veren çocuğun matematik zekası, sayısal zekası gelişiyor. Dil yeteneği gelişiyor. Kaan şu an... Evet, flüt çalıyor. Mesela Kaan'ın yaş grubuna göre üfleme yeteneği gerçekten farklı olduğunu gösteriyor. Her çocukta böyle olmuyor. Evet. Buradan şunu anlıyoruz ki Kaan'ın dil açısından yeteneği olacak annesi. Yani flüt üflemesinden bunu çıkarabiliyoruz, evet, evet. Öyle mi? Evet. Anlıyorum. Peki Zeynep Hanım, müzik atölyesinde çocuklar hangi enstrümanları tanıma şansına sahip oluyorlar? Biz burada bütün enstrümanları tanımaları için elimizden her geleni yapıyoruz. Ama genellikle küçük yaş gruplarında vurmalı enstrümanları tercih ediyoruz. 4 yaş üzeri yaşlarda enstrümana yönlendiriyoruz. İşte piyano ile başlatıyoruz ilk başta. Piyanonun gelişimleri açısından çok büyük önemi var. Beyinlerin hem sağ hem sol lobunu kullanmayı öğreniyorlar. Ama küçük yaş gruplarında vurmalı çalgılarımız ön planda oluyor. Yani daha çok hani küçük yaşta ritim duygusunu geliştirmek amacıyla vurmalı çalgıları. Evet. Bir de daha basit, daha anlaşılabilir olduğu için muhtemelen değil, evet, mi? Evet, aynen o şekilde ritim duygularını canlandırabilmek için davullarımız, teflerimiz o şekilde şey yapıyoruz. Bayağı sesli, eğlenceli, gürültülü geçiyor o zaman. Evet, hem eğlenceli hem hareketli geçiyor derslerimiz. Evet. Peki Zeynep Hanım, ben şimdi oğlum müzik atölyesine getirmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bizim paketlerimiz var. 4'lü, 8'li, 12'li, 16'lı ve 24'lü paketlerimiz. Paket derken 4'lü paket 4 dersi içeriyor. Bu şekilde paketlerimizi alıp önceden rezervasyonunuzu yaptırıp, derslerimiz çok butik olduğundan dolayı 5 kişilik sınıflarımız oluyor. Çok butik olduğundan dolayı önceden rezervasyonla derslerimize katılabiliyorsunuz. Peki ben mesela 12'li paket aldım. Hepsine müzik dersine mi gelmem gerekiyor? O sizin tercihinize kalmış bir şey. 12'li dersin isterseniz hepsini müzik atölyesinde kullanabilirsiniz veya çeşitli atölyelerimize katılarak da kullanabiliyorsunuz. Anladım. Peki bana bir fiyat aralığı vermeniz mümkün mü? 450 TL'den başlıyor. 2000-2400 TL'ye kadar paketlerimiz gidiyor. Tamam, peki çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sevgili anneler, benim oğlumun en sevdiği atölyelerden bir tanesi müzik atölyesiydi ve çok uzun süre gelmeye devam ettik, çok seviyor. Muhakkak sizin de çocuğunuzun içindeki küçük sanatçıyı keşfedebilmesi için ve sizin keşfedebilmeniz için böyle bir aktiviteye katılmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.